Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte üzerimde görmüş olduğunuz ve oldukça ilginç bir ürün olan oyuncu yeleğini inceleyeceğiz. Arkadaşlar olaya girmeden önce şunu belirtmek istiyoruz. Biz bu ürünü aslında Tekno Store'da sizlere sunmak için sipariş ettik. Fakat ürün elimize geldiğinde sonuçtan çok memnun kalmadık. Çok verimli bir aparat olduğunu düşünmüyoruz. Nasıl bir şey olduğunu merak edersiniz diye böyle bir inceleme videosu çekelim dedik. Tabii ki de bu ürün bir oyuncu yeleği olduğu için eninde sonunda biz de bir oyun oynayacağız. Hatta GTA 5'i oynayacağız ama öncelikle kutudan ne çıkıyor bir bakalım. Öncelikle yeleğin kendisi çıkıyor. Bir adet ürünün adaptörü çıkıyor. Bu ürünün adaptörüne bağlı olarak gelen bir AUX kablosu çıkıyor. Bir de arkadaşlar gelen dijital sesi analoğa dönüştürebileceğiniz bir dönüştürücü adaptör çıkıyor. O da burada hemen. Ona giren bir CPDIF kablosu ve onun çıkışı. Bir de burada bir ucu USB, bir ucu da bu gördüğünüz kutuya adaptör işlevi görecek olan böyle adaptör ucu gibi bir şey var. Onu buraya takıp buna elektrik sağlıyorsunuz. Kutu içeriğinden bunlar çıkıyor. Ha, unutmadan şunu söyleyeyim. Bunu fişe değil, işte neyle oynayacaksınız? PlayStation, bilgisayar her neyse ona takmanız gerekiyor. Bu bir USB ucu. Şimdi arkadaşlar bunun üstünde neler var bir ona bakalım. Öncelikle bir çıkarayım. Şöyle gördüğünüz gibi cırt cırtlar var. Bu cırt cırtları şuradan şuraya bağlıyorsunuz. Ayrıca arka tarafta kemer gibi bir bölüm var. Bu da hani daha büyükseniz veya daha küçükseniz kendinize göre ayarlamanızı sağlıyor. Ürünün ön tarafını çevirdiğimizde ise şu iki yanda motorlar var. Bu motorlar sayesinde titreşim alıyor alet. Bu kısmı açamıyoruz. Şurada toplamda 5 tane buton var. İşte yukarı, aşağı, açma kapama, işte kablosuz bağlantı ve mod dedikleri buton var. Bunları tek tek anlatacağım size ne olduğunu. Şurası biraz önemli. Şurada yine bir cırt cırtlı bölüm var. Bunu açtığınızda aletin içerisindeki pil yuvaları çıkıyor. Yani bu yelek pille çalışıyor. Bu ürün üzerlerindeki motorlar sayesinde siz oyunlar içerisinde bir aksiyona girdiğinizde size titreşim sağlıyor. Yani Counter Strike'da bir yere ateş ettiğinizde bu yelek de titriyor. Ya da GTA 5'te arabayı duvara vurduğunuzda vız vız diye bir ses geliyor. Bu da titriyor. Şimdi isterseniz yeleğin üzerindeki butonlardan biraz bahsedelim. Yeleğin üzerinde bulunan bildiğiniz açma kapama tuşu. Zaten bunun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Hemen altında kablosuz bağlantıyı açıp kapabileceğiniz bir buton bulunuyor. Onun hemen altında M yazan buton ise ses üzerindeki belirli modları seçmenizi sağlıyor. İşte siz ona bastığınız zaman filter 1 falan filan diyor. Böyle farklı filter modelleri var. Hemen sağ tarafta yer alan yukarı ve aşağı butonlarına da basarsanız titreşimin hassasiyetini ayarlamış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi dilerseniz direkt oyun oynamaya geçelim. Aslında size bağlantıyı anlatmayı düşündük ama çok sıkıcı olacaktı. Ayrıca kutunun içerisinde çıkan rehberler size yol gösterecektir. Çok da zor değil. Alırsanız eğer rahat bir biçimde bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Direkt oyuna geçelim. Evet şimdi gördüğünüz gibi GTA 5'e giriş yaptık. Üzerimde bu yelek var. Karakterim adım attıkça titriyor. Bir tuhaf hissediyorum kendimi. Her hareketinde bir titreşim geliyor arkadaşlar. Roket atar alayım bakayım yani. Şu roketin koşu yoluna. Polis takıldı. Evet gördüğünüz gibi her aksiyonda muhtemelen cız cız bir şeyler duyuyor musunuz bilmiyorum ama karakterim her aksiyona girdiğinde üzerimdeki yelek titriyor. Ulan o arabadan indi ha. Vur şunu. Herhalde bu sefer öldük, o meşhur ekrana geldik. Oyuncu yeleğim ise hala titriyor. Ya ben dediğim gibi bu yelek meselesinden çok bir şey anlamadım. Lütfi'yi bir çağırayım bakayım, bir de o bir giysin bakayım. Lütfi! Evet şimdi Lütfi geldi. Lütfi sen iyi oynuyormuşsun. Şöyle ilginç bir ürünümüz var. Şunu bir... Garip bir his veriyor canım, o kadar değil yani ama... Patinaj çekeceğim. Bir duvara vursana titriyecek mi? Hop. Sana o hissi verdim yani. Ama abi şöyle söyleyeyim yani benim açımdan bu olay ben normal oyun oynarken de titreşimi kapatan adamım. Kaldırdın. Roket mi attılar lan? Bu arada titriyor mu abi? Titriyor abi evet. Alet titriyor bu arada. Yeterli mi sana bak? Yok. Şu an yeterli abi artık. Teşekkür ederim videoya. Misafir olduğun için. Evet arkadaşlar bir biçimde ben çok beceremesem de Lütfi'den yardım alarak bir GTA aksiyonun içerisine de girdik. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Şimdi benim sizlerle konuşmak istediğim bir konu var arkadaşlar. Pek çok firma işte yok kumandasına yok yeleğine titreşim ekliyor. Oyundaki aksiyonları siz de dahil edebilmek için. Gerçekten bu titreşimler oyundaki aksiyona dahil olmanızı sağlıyor mu? Bunu hep birlikte yorumlarda tartışalım. Artık videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hemen parmağımla gösterdiğim yerde oynayan videoya tıklayarak Reader Peones'i mangala attığımız içeriğimizi izleyebilirsiniz. Ayrıca şurada da abone ol butonu var. Ona da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.